Merhaba, programa hoş geldiniz. Yıllar önce bir yazı yazmıştım. Bakanlar Kurulu Erdoğan'ın bağırsağında tıkandı diye. Neydi oradaki amacım? Erdoğan kalın bağırsak ameliyatı olmuştu. Yapılması gereken Bakanlar Kurulu toplantısı ertelenmişti. Bir hafta mı, 10 gün mü ne? Bakanlar Kurulu bir araya gelemedi. O zaman başbakandı, cumhurbaşkanı değildi Erdoğan. Şöyle bir gerçek ortaya çıktı Erdoğan'ın ameliyatıyla beraber. Erdoğansız Türkiye'yi kimse yönetemez mantığı ortaya çıktı. Erdoğansız bir hiçler. İnsan kendisini nasıl bu kadar aşağılar, kabul ettiğiniz zaman aşağılamış oluyorsunuz. Kendinizi aşağılamış oluyorsunuz. Yani Erdoğan sizi aşağılıyor, bensiz toplantı yapamazsınız diye. Siz de kabul ettiğiniz anda kendinizi aşağılamış oluyorsunuz. Bugün ayın 10'unda Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Bakanlar Kurulu toplantısı ertelenmiş. 14'ünde Biden'dan görüşme olasılığı var. NATO toplantısı var. Bu arada çok yoğun olduğu için bugünkü toplantı ertelenmiş. Bana pek inandırıcı gelmedi bu. Neden gelmedi? Diyelim ki 13'ünde çıkacaksınız yola Biden'la görüşmek için. Belki yanınıza Cumhurbaşkanlığı bilmem nesinde olanları da alırsınız. Neyse 13'ünde gideceksiniz. 10'unda toplantı var. Neyle ilgili yapılacak toplantı? Söylenene göre koronavirüsle ilgili yapılacak. Koronavirüs önemli mi? Bize göre önemli ama Erdoğan'a göre pek önemli değil ki bu toplantı iptal ediyor. Peki koronavirüsten Erdoğan ne anlıyor? Benim anladığım kadar anlıyor. Yani hemen hemen duydukları haricinde hiçbir şey, yani bilimsel anlamda hiçbir şey anlamıyor. Bu ne demektir? O toplantıda olsa ne olur, olmasa ne olur demektir. Yani Sağlık Bakanı doktor var, koca doktor, koca. Adam koca zaten, doktor koca var. Orada zaten o da doktorlarla görüşüp bir takım kararlar alıyor ama Erdoğan'a uygulatamıyor. Ayrı mesele. Korona ile ilgili başhekimin konuşması lazım. İşte bir türlü ne günü okullar açacağını bilmeyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşması lazım. Okulların doktorlarla, bilim insanlarıyla görüştükten sonra hangi şartlarda, nasıl ve hangi tarihte açılacağına kim karar verecek? Buna da Erdoğan karar vermeyecek. Bu da Erdoğan'ın tek başına alacağı bir karar değil. Yani normal şartlarda anlatıyorum ben. Olması gereken gibi anlatıyorum. Onun için Erdoğan'ın tek adamlığını pas geçerek anlatıyorum. Başka ne olacak? İşte sokağa çıkmaydı, çıkmamaydı, kaç yaş grubu çıkacaktı falandı filandı. Buna kim bakacak? İçişleri Suçlar Dairesi Başkanı bakacak. Süleyman Soylu. Suçlar Dairesi Başkanı oluyor. Çünkü gördüğümüz kadarıyla Türkiye'deki bütün son dönemde basında çıkmış kötü işlerle bulaşmış kim varsa beraber fotoğrafı var. Sarmaş dolaş. Hepsi ilan var. Şu ana kadar Erkan Yıldırım'la fotoğrafını görmedik ama mutlaka vardır. Yani. Erkan Yıldırım da ne kadar suçlu olup olmadığı şu anda mahkeme kararıyla tespit edilmediği için, kanıtlanmadığı için belki o yüzden fotoğraf çektirmemiştir diye de düşünüyorum açıkçası. Ben de olsam çektirmem. Daha suçunu kanıtla da gelemem derim. Bu kadar basit. Suçunu kanıtlamadan niye fotoğraf çektireyim boş boşuna sana? Yani ona da işte İçişleri Bakanı bakıyor. Sedat Peker'in açıklamalarından dolayı hakimler, savcılar bir şey yapar mı? Bundan dolayı Adalet Bakanı Gül'den bir izin almak gerekir mi? Bu da Gül'ü ilgilendiren bir şey. Burada da Erdoğan'ın tırnak içinde normal şartlarda yapabileceği bir şey yok. Yani koronavirüs artı hukuku artı adalet dediğimizde Erdoğan'sız bir ya da iki toplantı yapılabilir. Peki Biden'la ne görüşecekti? 4 gün önceden böyle bir stres sarmalına bulanmışlar bunlar. Hükümet toplantısı, kabine toplantısı yapılamıyor. Bu ikinci hakaret tabii. Yani siz hiçbir işe yaramazsınız demektir. Onların da bunu kabul ettiği. Aman efendim siz olmazsanız biz ne sayılırız ki yani. Demişlerdir o tırnak içinde sözcüğü. Böyle bir hükümet var. Şimdi ben inanıyorum ki bu aralarda çok konuşuldu. Hatta Hakan, bu araştırmacı var ya, şimdi soyadını unuttum adamın. Hakan Bayrakçı. Hakan Bayrakçı Erdoğan'ın rahatsız olduğunu söyledi. Bu sadece Hakan Bayrakçı değil ama Hakan Bayrakçı bir cesaret geldi birdenbire. Herhalde CHP'den bir belde mi ne
Buna anket yap dedi, yeşil ışık mı yaktı? Belde olabilir. İlçenin yapacağını sanmıyorum artık. Çünkü Antalya'daki eski seçimlerde nasıl rakamlar verdiğini, belediye başkan adayı olmak isteyen kişiye nasıl rakamlar verdiğini ben çok iyi biliyorum. Öyle bir uçuk rakamlar vermişti ki o kişi belediye başkan adayı olmadı. Ya da yapılmadı. Başkası yapıldı. Şimdi bu toplantının ertelenmesi 21'ine ertelenmiş. Yani işte 3 gün kalsa Amerika'da da 14'ünde orada toplantı var. 17'sinde dönecekler. Hadi geceden geceye ya da gündüzden gündüze geliyorsunuz. Bu insanı ciddi bir şekilde sersemletiyor. Bunu şaka olarak ya da alay etmek için söylemiyorum. Gayet doğal bir şey. 36 saat gece ya da 36 saat gündüz, yani 24 saat gündüz ya da 24 saat gece yaşıyorsunuz. Bu insanın kafasını terse uçuyorsunuz çünkü. Terse uçmak o kadar kolay bir şey değildir. Kısa mesafelerde pek fark etmiyor ama uzun mesafede çok ciddi bir şekilde fark ediyor. İşte 14'ünde bitti, 15'inde döndünüz. 6 gün var, niye? 6 günde dinleneceksiniz. Bana öyle geliyor ki son anda bir şey çıkacak. Sanki Erdoğan toplantıya gidemeyecek gibi bir his var içimde. O hastalıktan dolayı bilmiyorum. İşte yürürken zorlanıyor. Hakan Bayrakçı öyle söyledi. Yürürken zorlanıyor dedi. Bunun çeşitli nedenlerinin olabileceğini söyledi. Ama en önemli söylediği şey üçe ayırdı. O bugünlerde her şeyi üçe ayırıyor. O çocukken öğrendiği Allah'ın hakkı üçtür dendiğinden beri her şeyi üçle ilgili işte. Üç parti var diyor. Birisi koronavirüs partisi, birisi ekonomi partisi, üçüncüyü unuttum valla. Ben bu kadar partiyi aynı anda aklımda tutamıyorum. Şimdi de işte üç tane hastalıkla ilgili şey saydı. Üçüncüsü çok önemliydi. Metal yorgunluk. O lafı buldular ya Erdoğan'ın ağzından, metal yorgunluk. Şimdi her türlü yorgunluğun, o hayatım merhaba canım, ne yaptın bugün? Sen yüzün garip böyle. Metal yorgun musun sen? Gibi bir şey oluşmaya başladı böyle. Erdoğan'da da bu 19 yılın metal yorgunluğu varmış. Şimdi Erdoğan'ın metal yorgunluğu var ne demek? Erdoğan metal yorgunluğu olanlara ne yaptı? Siz gidin bakayım artık, dinlenin dedi. Metalinizi atın, yorgunluk kalsın, yorgunluk geçer dedi. Fakat bunlar metali bir türlü atmıyorlar. Hep o metale çeviriyorlar, doları altına çeviriyorlar. Yani bir şekilde öyle yapıyorlardır çünkü. Akıllı olan onu yapar. Çünkü doları Erdoğan kendine göre ayarlıyor. Erdoğan en olmadık yerde doların, yani doların kendi yerinde kalacağını ama Türk lirasının değer kaybedeceğini bildiği yerde o saçma açıklamayı yapıyor. O sırada Erdoğan ailesi kaç dolarla oynayıp da Türk parasına çevirip sonra tekrar dolar alıyor onu bilmiyorum. Ya da ellerindeki daha önce yüksek dereceden bozdurdukları Türk parasından bu sefer yüzde kaç daha fazla dolar alıyorlar onu da bilmiyorum. Ama eskiden damat konuştukça ayda bir kere bu dolar bir inip çıkıyordu. Şimdi Erdoğan konuştukça ve bütün ekonomistler diyor ki ya bu cümleyi söylediğin zaman sen Türk parasıyla dolar arasındaki farkın fazlalaşacağını biliyorsun. Niye söylüyorsun diyorlar. Dinlemiyor yani. Dinlemiyor. Evet, şimdi bu metal yorgunluk sanıyorum biraz ciddi Erdoğan'da. Çünkü geçen gün konuşurken gördüğüm o göz altları sanki normalin üstünde sarkmış gibi. Yani o etler alınıyor mu ameliyattan bilmiyorum ya da vakum bilmem ne falan oluyor mu onu bilmiyorum. Bu konularda hiç gazetecimin eksik bir yanıdır o benim. Şaka söylemiyorum, eksik bir yanıdır yani niye bilmeyeceksin ki. İlla o konuda konuşmam gerekmiyor ama ufak bir ana başlıklarını bilmem gerekir. Eskiden bana arkadaşlarım çok kızardı böyle. Benden hiç alakası olmayan magazinsel şeyleri muhabirken daha çok içindesiniz tabii. Pıt pıt sayardım. Ya mesela normal yani düşünce olarak bunlar hiç mi iyi ama dedim yani gazeteciyim bu bir yerde beni karşıma çıkacak. Karşıma çıkacak en azından diğer gazeteci arkadaşlarla bir yerde sohbet ederken
Ben niye böyle ben bakan bir adam olayım ki? Onları bileceksin. Her bildiğini benimsemek diye bir şey yok insanın yani. Neyse, evet, Erdoğan'da bir rahatsızlık var. Erdoğan'da rahatsızlığı şuradan anlıyorum. Çünkü bu Sedat Peker'in konuşmalarıyla beraber benim daha önce defalarca yazdığım ya da programlarda anlattığım, bundan sonra geçici bir hükümet mi kurulacak, geçici bir meclis mi olacak, partinin başına Erdoğan Cumhurbaşkanı kalacak da yeniden eskisi bir başkası mı geçecek, bu binary mi olur yoksa Hulusi Akar mı olur, Süleyman Soylu'nun da olma ihtimali var ama Süleyman Soylu bu açıklamalarla, bu gidişten MHP'ye de oynayabilir falan filan derken, şimdi bir de Hakan Fidan devreye girdi. Partinin başına geçme ve Cumhurbaşkanı olma. Şu anda Hulusi Akar, Berat Albayrak, Hakan Fidan, Süleyman Soylu olmak üzere 4 Cumhurbaşkanı adayımız var. 4'ünü toplasam bir Cumhurbaşkanı eder mi? Yani bir Cumhurbaşkanı derken Erdoğan'ı kastetmiyorum. Normal olması gereken bir Cumhurbaşkanı olabilir mi? Bence olamaz ama bunlar tartışmaya başlandı. Metal yorgunluğu olmadan Erdoğan'ın böyle bir tartışma yapılamazdı. Fakat bu sadece bir metal yorgunluk değil. Yani şey ne kadar Hakan Bayrakçı ne kadar 19 yılın ağırlığını taşıyor efendim metal yorgunluktan anlattığım bu dese de oradan işte tarihçi olduğu için işte Bizans'ın nasıl devrildiğine geçip ondan sonra sosyolojide okuduğunda bu metal yorgunluğun sosyolojik yapısından envantere baktığımızda efendim konvansiyel bir şey çıkartıp da tabii lojistik meseleler dahilinde diye kendisinin de anlamadığı lafları söyledikten sonra bu CHP niye seçilemedi diye bağırmaya başlamasıyla beraber herkes ona hayran hayran bakıyor. Ama dediğim gibi bu bir metal yorgunluk değil. Metal yorgunluk esasında isim değiştirmişler. Geçen gün yine sanıyorum Hakan Bayrakçı karıştırdı ya da başka söyledi tam hatırlamıyorum. Sürmenaj dediler. Bu sürmenaj biliyorsunuz çok çalışmaktan olan bir şey. Olduğu söylenen bir şey. Çünkü babam sürmenajdan müthiş dal geçen bir insandı. Yani çok çalışmaktan insan sürmenaj oluyorsa benim işte ne bileyim ben 50 yaşından sonra falan hep sürmenaj olmam gerekirdi. Hiç yaşamamam gerekirdi. Belki de ölmem gerekirdi diye dal geçer gibi şey derdi yani. Sürmenaj bir tembellik hastalığıdır. Onu insanlar yaratır. Sürmenaj bir burjuva hastalığı gibi laflar söylerdi. Tabii gerçekten var olabilir. Hem kendi adıma hem babam adıma doktorlardan özür dileyim. Araya onu da koyayım. Ama ben de inanmıyorum sürmenaj. Yani şu anda biz gazetecilerin hakikaten sürmenaj olsa işte yakından tanıdığım, beraber çalıştığımız Celal Başlangıcım, benim Fehim Işık'ın yani aynı gazetede değiliz ama görüşürüz falan böyle sürmenajdan o 24'ünde falan toplantı yapamayız. Ben onlara söyleyeyim bunu. Hiç öyle bir toplantı mümkün değil. Sürmenaj olur sürmenaj olmamız lazımdı. Ben size söylüyorum eşim bana acıyor. Yani Erdoğan bakanlar acıyor, eşim de bana acıyor. Akşam telefon açıyor işte. Ne yapıyorsun hayatımı? Benden böyle bir şey. Sonra konuşalım Erdoğan dinliyorum. Ya da sonra konuşalım bu herifleri dinliyorum. Vah vah sesler arasında kapatıyor telefonu. Onun için biz sürmenaj olmadıysak Erdoğan sürmenaj falan olmak. Ama o göz altları falan inmiş yani çeneye bıyığa değecek. Neredeyse o bıyıkımsı bir şey var ya bu. Dindar sağcı, dinci kesimin böyle bir bıyık şeyi vardı. Eskiden de işte bir Nazi bıyığı gibi vardı. Memurlarda olurdu. Bir de ayanışık bıyığı vardı. Değil mi böyle? İnce üstten kesiyoruz. Neyse ya, bu iş bıyıklara kadar geldi. Evet ciddi bir meseledir. Onun için bunları da konuşmak lazım. Gerçi hakikaten babam şimdi bugün çok andım. İnsanı bıyıklarına göre de ayırabilirsin derdi. Yani bıyığına bakıp bir takım insanların, belli bir kesimin hangi siyasi görüşten olduğunu anlarsın dedi. Evet doğru. Yani benim sakallarıma şekil vermeme nedenim o. Keçi sakalı da sakal sayıyorum. Bazı insanlar sakal saymıyor. Ama yaklaşık 35 yıldır hayatımın toplam 3 ayı falan sakalsız olmuşumdur yani. Hele bıyıksız 15 gün falan. Dediğim gibi bugünkü toplantı iptal edildi ama metal yorgunluktan mı, Amerika korkusu mu? Bu kadar tantana yaptık ya Biden benle NATO toplantısı dışında ayrıca o masaya oturmazsa. Ya oturduğunda çok ters laflar söylerse ve ben bunu
açıklamak zorunda kalırsam. Ben açıklamasam bile o açıklayacak olması beni yeteri kadar rencide eder mi? Ben kendim Bakanlar Kurulu'nu ciddiye almıyorum, toplantı yapmıyorum ama arkamda 4 tane adam Cumhurbaşkanlığını kapmak için her türlü yarışın içine girdiler. Belki Numan Kurtulmuş da girdi şimdi o Süleyman Soylu'yla bir olaydan dolayı kapışmış falan filan. Erdoğan'sız bir AKP'ye doğru gidiyor muyuz? Bütün soru esasında anlatmak istediğim bu. Evet, gidiyor olabiliriz Erdoğan'sız bir AKP'ye, Erdoğan'sız bir bakanlar kuruluna doğru gidiyor olabiliriz. Yerine kim gelir? Yerini geçici olarak bunlardan 4'ünden biri gelir ama olan MHP olur. Çünkü Erdoğan'ın olmadığı bir AKP bitmiş AKP'dir. Ondan sonrasını düşünmenin hiçbir anlamı bile yok. Yani ondan sonra başkan olsalar ne olur, olmasalar ne olur? İşte ondan sonra Doğru Yol Partisi, Mehmet Ağar gibi bir insana rağmen, Süleyman Soylu'ya rağmen işte Demokrat Parti, işte bütün bu Mesut Yılmaz'a rağmen ANAP, Ecevit'e rağmen Demokratik Sol ne olduysa o da öyle olur. İşte alay ettikleri, şimdi alay ettikleri kendilerinden çıkan Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun partisinden daha beter olurlar. Yani daha beter derken kötü anlamında söylemiyorum. Sayı olarak daha kötü, daha düşük bir noktaya doğru gelirler. Bu tabii ilk seçimde diye olmaz. Gerçi belli olmaz. Bu millet %23'den başbakan yaptığı partiyi %1,5'dan tarihten silmiş bir millet. O yüzden ilginç bir millet. Bir parti, bir sanayicinin, bir iş adamının, işte Cem, bu telefoncu adamın, işte Cem, şimdi İsviçre'deki, %8,5'a yakın oy verdi İzmir'de. Ve o partinin girmesi, 3 partinin meclise girememesi, AKP'nin %34'den Türkiye'de anayasayı değiştirecek noktaya getiren bir sistem bu. Bu halkın verdiği oy böyle. 2 partiyi ayyuka çıkarttı. Cem Uzan, şimdi Cem Uzan %10 alsaydı AKP'nin kovduğu Cem Uzan'dan birleşeceklerdi ve koalisyon hükümeti yapacaklardı. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir ülke. Erdoğan'ın kovduktuğu Cem Uzan'dan Cem Uzan o zaman koalisyon yapacak. Böyle bir şey. Evet, akşama bugünkü toplantıyı konuşamayacaklarına göre televizyonda herhalde yine Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmaması Kılıçdaroğlu muhalifleri tarafından çok ciddi tartışılacak. Bu da ayrı bir komedimiz tabii. Kılıçdaroğlu şöyle yaparsa seçilir diye tartışmıyorlar mı? Tabii işte eşim bana acımakta haklı. Ne yapayım? Evet, programın da sonuna geldik. Bakalım 14'ünde Biden Erdoğan'la görüşecek mi? Biden Bayrali Yıldırım'la tanışacak mı? Bir dahaki programda görüşmek üzere.